Parmakların aniden kilitlenmesi, kasılı kalması ve ağrıması gibi belirtilerle ortaya çıkan tetik parmak, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık. Peki bu hastalıktan şikayetçi olan kişiler neler yapmalı? Korunma yollarını ve tedavi yöntemlerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde. Tetik parmak, parmakların kilitlenmesi ya da faaliyet sırasında kasılması olarak biliniyor. Parmakların kasılı kalması ve ağrıması gibi belirtilerle ortaya çıkan tetik parmak, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık. Genel olarak küçük parmak, yüzük parmağı ve baş parmakta ortaya çıkan tetik parmak sorunu, özellikle sağ el parmaklarında yaygın olarak gözlemleniyor. Daha çok 40 yaş üstünde görülürken kadınlarda daha sık görülüyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Nazım Karalezi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tetik parmak hastalığı hem doğumda hem de erişkin yaşta olabilen bir hastalık. Stenozan tenosinovit dediğimiz bir hastalık. Nedir bu? Tendonlar fonksiyon görebilmek için belirli bir kanalların içinden geçerler. Rahat fonksiyon görebilmeleri için. Bu geçtikleri kanalda eğer bir sıkışma olursa o zaman buradaki sıkışma sürtünmeye neden olur ve zamanla parmak kilitlenir. Bu tetik parmak hastalığı bu tür uzun dönem sonucunda stenozun olması yani oradaki bir sıkışmanın olması neticesinde tendonun geçtiği kanalda sıkışması ve buna bağlı önce ağrı daha sonra da parmaklarda tam kilitlenmeyle gidebilen durumuna göre bu stenozun ve oradaki inflamasyonun ağırlık derecesine göre tam kilitlenmeye kadar gidebilen bulgular verebilen bir hastalık. Bir tendon hastalığı. Doktor Karalezi tedavi yöntemlerini de anlattı. Cerrahi tedavi şart dedi. Tedavi yöntemleri içinde steroid yapabiliyoruz, kortizon. Egzersizler var, hani fizik tedavi diyelim. Ve cerrahi yöntemler var. Tabii biz işin cerrahi yöntemler kısmındayız. Cerrahi yöntemler içinde bir açık cerrahilerimiz var. Bir de iğne ile olan kapalı yöntemle yaptığımız bir cerrahi var ama ben şahsen onu çok tercih etmiyorum. Çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Ben daha çok işin açık cerrahi kısmındayım. Onu daha çok tercih ediyorum. Bebeklerde de olabilir demiştim. Bebeklerde bir yaşına kadar genellikle tedavi etmiyoruz. Onlar spontan düzelebiliyor. Hatta 2 yaşına kadar da bunu uzatabiliriz. Ama fikse kontraktür varsa 3 yaşın daha fazlasına ilerletmiyoruz ki bu sefer kontraktür kalıyor tedavi etsek bile. Yani bebeklerde 2 yaşından sonra, erişkinlerde de fikse yani tam bir tetiklenme varsa veya parmak fleksiyonda kalıyorsa, açamıyorsa hasta, o zaman onları açık cerrahiyle tedavi etme yoluna gidiyoruz. Parmağın fonksiyon görememiz, parmak açılırken tık 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 diye şey yapar, yani tıktan da ziyade, bu tıklamadan da ziyade parmakta ağrı olur. Yani fonksiyonunu rahat yerine getiremez. Çocuklardaki durum da öyledir. Çocukta baş parmağı, genelde çocuklardaki olan şey baş parmaktadır. Çünkü baş parmakta elin %75'i. Yani rahat fonksiyon göremez. Tedavi edilmediği takdirde biraz önce belirttim. Çocuklarda 3 yaşından ileriye bırakılırsa parmaklarda kontraktür kalıcı hale gelebilir. Onu açmak biraz zor olabilir. Erişkinlerde de daha çok bu şey fonksiyonel kapasitenin azalması yönündedir. O yüzden tedavi etmekte, yani cerrahi tedavi etmekte ihtiyacı olana cerrahi tedavi etmekte fayda var.